și nici tehnologie la ora actuală. Sperăm ca pe viitor... Yatakların odalarının olduğu bölüm. Dünyanın en büyük şarap mahzenine götürüyorum. On binlerce, yüz binlerce şarap şişeleri var. Bunların hepsi yalanmış. Burası da yine vadinin alt kısmı. Haydi. Provecho. Cheers. Üzbek pilavı. Üzbek... Kımız. Kımız. Askerliğe gelip arama yapmışlar. Buradan şüphelenmişler. Buralar kırmışlar, aramışlar. Herkese selamlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Şu an neredeyiz? Normalde her videoda otel gösteriyoruz, hostel gösteriyoruz veya Türklerin evinde kalıyoruz. Ben de baktım ki güzel yorumlar geliyor. Artık yeter, hostelden sıkıldık, otelden sıkıldık diye. Değişik bir yer olsun dedim. Kişin eve 70 km uzaklıkta olan çok güzel bir yere geldik. Manas Yurt Evleri. Burası bir Kırgız işletmesi. Kırgızistanlı bir ablamız işletiyor. Helal mutfak, helal yemekler, helal işletme. Yani odanın kapısını açarken bile besmeleyle açıyorlar. Gerçekten ben araştırdığımda burayı çok bayılmıştım gelmeden önce. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizi merakla bırakmak da istemiyorum. Tesisi birlikte gezelim. Hadi bakalım. Şimdi tesisimizin girişi böyle. Bahçeli, oturma alanlı, otopark bölgesi falan var. Gayet büyük, dev bir tesis. 12 tane çadır alanı var burada. 12 tane yatak var. Şimdi şu gördüğümüz yerler oda değil. Şu ikisi restoran. Bunlarda yemek yiyebiliyoruz. Burası ise tesisin müzesi. Yurtmanıç. Village Museum, Kırgız Müzesi. Orayı daha sonra gezdireceğim size. Önce bir odaları göstereyim. Hava biraz soğuk bugün. -15 derece civarlarında şu an hissedilen sıcaklık. Ama merak etmeyin, çadırların içi gayet sıcak. Kalorifer falan var, elektrik ısıtma var çadırların içerisinde. Yani o olmasa içeride donarız çünkü. Şimdi bu sistem Moldova'da tek. Başka yok abi. Rakibi yok ablamızın. Ablam buraya bayağı da yüklü bir miktarda para yatırmış yani şu olayı buraya yansıtmak için. Rakamı söylediğinde benim dudağım buçuklamıştı. Burada paylaşmayacağım sizinle. Odalar 2 kişilik, 3 kişilik ve 5 kişilik olan odalar da var. Eski kültürümüz, işte Osmanlı kültürü, Kırgız kültürü, Cengiz Han, Moğol, o dönemde insanlar nasıl yaşıyorsa ablamız da biraz o eskiyi sevdiği için o ruhu burada yansıtmaya çalışmış. Şimdi odayı görünce sen anlayacaksınız. Burası o yatakların, odaların olduğu bölüm. Evet, ablamız da burada işletmenin sahibi. Yeni müşterilere bölgeyi gösteriyor. Şimdi burası bizim kalacağımız oda. Şöyle kilitini açalım ve odaya girelim. Evet. Odanın içi şu an ateş gibi. Biz bu odada kalacağız Selçuk abiyle birlikte. İki tane yatağımız var, iki tane tekli yatak. Bu kaloriferler sayesinde içerisi ısınıyor. Şimdi şu mimariyi görüyorsunuz değil mi? Tamamen çadır, bez çadır daha doğrusu. Eski kültürü birebir burada yansıtmışlar. Ve şu dikkatimi çekti. Yani bir dağın başında olmasına rağmen, bir çadır olmasına rağmen içerisi pırıl pırıl. Harika. Çok güzel tasarlamışlar. Tamamen doğal, otantik. Yatakların şeyini görüyorsunuz abi, çerçevesini falan. Yani buradaki odunlardan yapmışlar. Tamamen doğal, ağaç hepsi. Bu örnek bir oda. Tabii çift kişilik yataklı odalar da var. 5 kişilik odalar da var. Eski sistem böyle kenarda yatabiliyorsunuz. Öyle minderli odalar da var. Burası da yine vadinin alt kısmı. Burada da yine odalar var. Şurası kahvaltı bölümü. Tabi yazın daha keyifli oluyordur eminim. Şimdi kış olduğu için ağaçlar da falan hep kurumuş. Yazın buralar yemyeşil. Şahane bir ortam oluyordur diye düşünüyorum. Lavabolar da burada. Diyeceksiniz ki soğukta lavabo işi nasıl oluyor? Hiç şaşırmayın, rahat olun. İçiniz rahat olsun. Lavabolar gayet güzel. Bak abi, kalorifer de çalışıyor. İçerisi ateş. O konuda iyi bak, bu olayı çok sevdim. Kapalı restoran bölümü de var. Oda kahvaltı var. Kahvaltınız odanıza giriyor sabahları erken saatte. İşletmenin sahibi Müslüman, Kırgız ablamız. Ürünlerin hepsi helal. Kuzu, dana hepsi burada kesiliyor. Kendisi yetiştiriyor. İşletmede domuz eti falan satılmıyor. Bunları soracaksınız. Siz sormadan cevaplayayım hepsini. Burası da kapalı restoran bölümü. Kapalı alan daha doğrusu. Yemek yemek için. Açık bölüm de var. Kış aylarında burayı kullanıyorlar. Şöyle doğal bir şekilde abi minderi oturup atalarımızın eskiden nasıl yemek yiyorsa işte oturarak masa olmayan şekilde. Tabii küçük masa koymuşlar da burada güzel yemek yiyebiliyorsunuz. Kırgız bayrağının sembolleri var içeride. Hemen köşede de Kırgız bayrağı var. Aynı zamanda böyle hediyelik eşyalar falan var. Terlikler. Bunlar satılıyor. Hediyelik alabilirsiniz buradan. Kırgız bayrağı. Burada yine el işçiliği, el emeği, göz nuru ürünler satılıyor. Noel Baba. Selçuk abi, bu duvardaki nedir abi? Kardeşim, bu bizim tarihimizde en büyük destanlardan bir tanesi Manas destanı. Dünyadaki en uzun destan. 600 bin satır olduğu söyleniyor. Yani muhteşem bir eser. Evet, zaten tesisin ismi de Manas. Manas Yurt Evleri. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz bilgi için. Yemekler hakikaten güzel. Şimdi yemeğe geçelim. Bir yemek yiyelim. Karnımızı doyuralım. Kırgız yemeklerini konuşalım. Ondan sonra neler yaparız bilmiyorum. Şimdi yemek yemek için restoran bölümüne geldik. Şahane bir oba, çadır.
yemeklerimiz gelmeye başladı. Aynur. Aynur. Hi, I am Selçuk. İbrahim. Nice to meet you. Hoş bulduk. Çiğ mi şimdi bunu böyle abi? Abicim, kımız. Yeah. Evet. Make a wish. Ya bir dilekte de bulun diyor. Hadi ya. Because you never drink everywhere, you see. Bunu her tarafta içemezsin, onun için bir dilekle bulunabilirsin diyor. And as how old are you? 28. 28, you yeah. never drink kımız. Yeah. So it's first time okay for you. Diyor, afiyet olsun diyor. Thank you so much. Evet, dilekte bulunayım. Öyle içiyormuşuz kımızı. Çünkü her yerde bulunmuyor. Evet, gerçekten ben ilk defa hayatım boyunca deniyorum. Hadi bakalım, ya Allah'ın bismillah. Abi enfes bir aroması var. Sütten ziyade şey yani. Böyle ekşi ayran gibi ya. Ekşi ayran gibi. Yemeklerimiz de geliyor yavaş yavaş. Hepsi Kırgız yemekleri. İçeri gayet sıcak bu arada. Boza geldi. Kışında jakşı bu diçkingi. Bu pişim oluyor. Bu lokma. Lokma. Bu borsuk. 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 Kurulgandan bu. Çok güzel, çok güzel. Hı-hı. Süper. Hepsini kendimiz burada yapıyoruz. Her şey harika. Elim ayağıma dolaştı fark ettiyseniz. Ne yiyeceğimi şaşırdım. Kırgız, no? O Özbek, Özbek pilavı. Özbek, yeah, it's Kırgız nice. I know this. Yes. Özbek yani Kırgız pilavı. Etle. Süper, vay ya bunun tadını kuzu etiyle. Yemeklerin hepsi helal değil mi abi? Hepsi helal. Kesinlikle burada domuz eti falan yok. Yok, sadece kesinlikle kuzu yok. Eti ve inek eti hatta kullanılıyor. Hayvanları kendi kesiliyorlarmış aynı evet. zamanda. Evet. Eti samsa. Yani zaten bizim geleceğimizi de biliyorlardı. Özel evet. olarak ilgilenmişler de. Sağ olsunlar. Bu börek gibi bir şey. Yani. Evet, bu samsa. Etli. Uydun eti. With meat. Meat. Tabii. Meat yes. and cheese there maybe. Meat, cow. Cow, inek etinden cow. Diyor. Yöresel bu samsayı biliyorum ben. Harika. Samsa ben ilk defa, ben de onu ilk defa deneyeceğim. Harika. Özellikle pilavı çok beğendim. Bir de şu samsayı denemek istiyorum. It's with some of them was chicken, some of them İçe was dana eti. Is, beef. Mantı da geldi. Mantıyı da, evet. Kırgız mantısı böyle büyük. Bunu suda haşlamıyorlar, suyun üzerine bir süzgeç gibi bir şey koyuyorlar, buharda pişiyor. Bir de bunu deneyelim. Lazı. Abi efsane. Sadece pilav bana çok az kuru gibi geldi. Ama geri kalan her şey müthiş. Şimdi sofraya tekrardan bir özet geçelim. Şurada bir turşumuz var, dolma var, pişi gibi bir şey var. Mantımız var, pilav var, Kırgız pilavı. Mantı, samsa. Samsamız var, etli, o da efsane. Sütümüz var abi, neydi ismi? Kımız. Kımız, kımızımız kısrak. Var abi. Ekmeğimiz var yine. Burada bir bisküvi tarzı bir şey var. Yine turşudan bir salata yapmışlar, böyle domates sosu falan. Sos, burada boza. Çak. Hepsi birbirinden güzel ya. Hepsi harika vallahi abi, aklım gitti benim ya. Selçuk abi. Niye getirmedin bizi bugüne kadar buraya? Okey, bak daha neler geliyor. Vay. Ablamız geldi. Kumuz geldi. Süper. Kumuz çalıyorum. Tabii. Harika. Yeşil çayı ikram ederken masanın en büyüğüne veriyorlarmış. Hangi elle veriyorlar? Kumına drapta. Kumına drapta daha şişemi. Sağ elle. Harika. Masanın en büyüğü de ben olduğum için. Afiyet olsun. Abi. Da, se torna câte puțin, că este un semn foarte clear. Hazır hastayız, yeşil çayı gelir. Evet. Yani, asta este maska. Hakikaten güzel ha, şifa. Gelen misafirler arasında en önemli şeylerden bir tanesi de yaşlılara ilk ikramda olunması. Buna çok önem verirler diyor. Kırgız kültürü evet, var bu. Evet. Şimdi bu masada en yaşlı sensin galiba abi. Evet. Şimdi ana çadıra giriş yapıyoruz. Müzenin olduğu yer. Sağ ayakla giriş yapıyormuşuz. Selçuk abi yine giymişsin kaftanı. Yine valla börk. Harika. Çok güzel kıyafetler var buralarda. O döneme ait hep savaşçı kıyafetleri sanırım. Sağ ayakla giyilip hem o hürmet hem yaradana hem de ev sahibine evet. hürmetten kaynaklanıyor diyor. O çok önemli diyor. Recipient unde se ducea pipi. Aa, bakın çok önemli. Da. Bunu
erkeğin pipisine yapıyorlarmış. Da. Onu da oya bağlıyorlar. Bu da bayan. Yoksa bütün gün çocuklar ıslak. Bunu ilk defa duyuyorum ben. Yani 40 tane aile ya da boyun birleşmeciliğiyle oluşan hani kuruluşundaki sembolü anlatıyor. Bayrağın içindeki sembol mü? Evet, o 40 tane. 40 tane ailenin kurduğu bir evet. Bayrak devlet yani. Vay be. Şurada yay falan var, ok var. Harika ya. Çok ilginç şeyler değil mi? Eski Osmanlı, Kırgız, savaşçılar, Cengiz Han. Hatta şu an aranızda izleyenlerden bir tanesi Venezuela'dan Ali abim. O da böyle şeyleri çok sever. Buradan selam olsun Ali abime. Kaftanlara bak, harika. Şunlar kolluk galiba. Ok atarken kolunuzun şişmemesi için. Bununla ilgili yine Venezuela'da güzel bir anımız var. Enes abi selam olsun. Ok attıktan sonra kolu bacağı şişmişti. Ama bunu takanlar bir şey olmuyor. Burada yöresel çadır. Yurt prototipini yapmışlar böyle. Yurt orijinali ist orijinal yurt abi. Yurt diyorlar yani çadırlara. Orijinal. Harika. Gördüğünüz gibi şahane bir otel. Eğer siz de olur da yolunuz Moldova'ya düşerse burada konaklamak isterseniz linkini bıraktım açıklama kısmına. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve şimdi sizi dünyanın en büyük şarap mahzenine götürüyorum. Bileşti Michi. Moldova Kişinev'e yaklaşık 7-8 km uzaklığı var. Bu otele ise 65 km uzaklığı var. Yani nereden baksanız 200 km bir uzunluğu varmış şarap mahzeninin. Duyduğumda dudağım şukladı. Hadi bakalım içeri doğru geçelim. Neler varmış hep birlikte görelim. Selçuk Baba. Nereye getirdin bizi abi? Dünyanın en büyük şarap mahzenindeyiz. Aynı zamanda üretim yeri değil mi? Aynen aynen. Kaç kilometre uzunluğu? 200 kilometre olduğu söyleniyor ama biz tabii ki belirli bir bölümüne gireceğiz. Tur olmadan gezilmiyor galiba. Bisikletle geziliyormuş ama şimdilik bence ona da uygun değil. Bisikletler de burada. Golf arabasıyla giriyoruz şimdi madenlere doğru. Oo, şu an buz gibi var ya burası. Anlatamam size. Rehberimiz anlatıyor. 200 km uzunluğu var diyor. Bu periyotta biz sadece 6 km'lik geri göstereceğiz size diyor. Biliyorsunuz benim Romancam çok iyidir. Çok iyi anlarım. Ama konuşmayı sevmem. Burası diyor şimdi ilk alan diyor. Galerinin olduğu bölüme doğru geçiyoruz diyor. Abimiz. Rehberimiz, canımız, ciğerimiz. Çok soğuk buralar arkadaşlar. İlk durakta durduk. Hemen solda böyle 2 tane tank var. Bu tankların hacmi 10 mililitreymiş değerli dostlar. Sağda da bir temsili şarap şelalesi var. Geçmişte burada yani 50 yıl 60 yıl önce 100 yıl önce şarap akıyor arkadaşlar. Şimdi temsili olarak su akıtıyorlar. Wine şelalesi, wine waterfall. Mahzene giriş yaptık. Gördüğünüz gibi devasa bir yer. 50 yıllık, 60 yıllık, 100 yıllık şaraplar var burada. Şu gördüğünüz mesela 1987 diyor etiketi. Bakar mısınız? Mantarları artık patates olmuş. Dinlene dinlene şarapların. Vay be. Vay be. Sizce burada kaç şarap vardır toplam? Çok meraklanmayın. Normalde videonun sonunda söyleyecektim ama şimdiden söyleyeyim. Toplam burada arkadaşlar 2 milyon adet şişe şarap var. 2 milyon şişe. Evet şaka değil. Gerçek. Buranın toplam uzunluğu ise tam tamına 200 kilometre. Gördüğünüz gibi labirentler halinde. Burada mesela merlot var. 2009 mantarlı. Görüyorsunuz hepsi nasıl küflenmiş. Hepsi dinleniyor burada abi. Demleniyor şaraplar. Bakın mesela 1986. Bu daha eski. Mantarlara bak ne hale gelmiş ya. Şu an buranın sıcaklığı falan da ortalama 20 derece civarlarında. 18-20 derece. 14'ün altına çok düşmemesi gerekiyormuş galiba. Şöyle ne abi? Şarap nehri mi? Yine yolcuların olduğu yer. Selçuk abi ne kadarmış buradaki şişeler toplam fiyatları? Buradaki şişeler bazı şu üstte gördüğümüz şişeler 1300'de 1900 euro fiyatında. 1300-1900 euro. Evet. Belirli. Abi sen. Aynen evet. Araba mı diyoruz abi? Arabadan da pahalı. Bundan iki şişe iç bir arabaya binersin Türkiye'de. Yani çok değerli şaraplar. Vay be. Selçuk abi sen daha önce gelmiş miydin buraya? Buraya gelmedim. Seninle kısmet oldu. Evet. Sayenle bütün Moldova'nın altı üstü getirdik. Aynen altı üstü yaptık. Çok sağ olasın bu sen arada. Sen sağ ol abi. Harika videolar çıkardık. Aynen. Çok teşekkür ederim bir kere. Süpersin her zaman. Selçuk abi bu duvarların ne hikayesi var abi?
Bu duvarların hikayesi Gorbaçov zamanında. Burası bildiğin gibi çok büyük bir yer. Yani sonuçta bir askeri sığınak gibi bir yer. Evet. Binlerce asker ya da bomba ya da silah muhafaza edebilirsin. Onun için buraya askerle gelip arama yapmışlar. Buradan şüphelenmişler. Buralar kırmışlar, aramışlar. Sonuçta bir şey yok. Sonradan yeniden yapılmış. Sovyetler zamanında mı? Evet, Gorbaçov zamanında. Dedi. Vay be. Burada da şampanyalar var. Köpüklü şarap diyorlarmış. Sizleri görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu geldiğimiz alan ise? Burada da işte insanlar bu ayı kiralayabiliyor. Paralayabiliriz. Tabii tabii yani sonuçta fiyatını soymadım ama 2000 euro olan bir şişelik şarapları burası ama fiyatını soymadım ama bu alanı kiralayabiliyorlar. Onlarca şişe, yüzlerce desi var. Bakın mesela burada birisi Mr. Mrs. Yang Fan. Aynı. Çinli bir abimiz. Burayı kiralamış. Burada özel şarapları var. Şarapların isimleri falan var. Sauvignon var. Codru Aurore 8604 diyor. 100 tane. Yaptırıyor. Burada muhafaza ettiriyor abi. Gelecek nesillere, torunlarına, çocuklarına miras bırakıyorlar buradaki şarapları arkadaşlar. Hatta bakın Farid Gaybov diye bir abimiz var. Azerbaycanlı. Türk yokmuş ama. Doktormuş bu abimiz. Bunun şarapları da bayağı eski. Bakın Rus bir abimiz var karşıya. Moldovalıymış. Bu ne? Moldova ve Rusyalı. İki kişi. Şirket yönetici. Rusya Federasyonu'na Margania Lali Hanım. Kilitli burada şarapları. Yakından yürün. Tadım bölümüne geldik şimdi. Kırkhaneleri hatırlayan var mı? Açıl susam açıl. Şu gördüğünüz kapı tamamen taştan. 3 ton ağırlığı var arkadaşlar bu kapının. Böyle bir kapı. Devasa. Mileştimichi. Buranın giriş ücretinden bahsedelim. 450 Moldova'ya giriş ücreti var. Yaklaşık 40 dakika falan sürüyor. Tabii farklı turlar da var. Ayrıca ama 450'lik paketin içerisinde de kişi başı bir şişe şarap hediye ediyorlar. Bizim dayıoğlu şarap dolduracak buradan. Bir meyve peşi var. Şarap bana bakmıyor dayı. Duman yapmış, kandırmış. Buyurun hanımefendi, buyurun önden geçin. Verin. Spasiva. Vay vay vay. Matiye geldik. Rasita. Madem şarap fabrikasına kadar geldik, Ayta Yollarda kanalımın buraya uğradığında herkes bilsin. Ne yazdık abi? Buradan 15.01.2022 tarihinde Ayta Yollarda geçti. Eğer olur da buraya gelirseniz arkadaşlar buraya bakıp fotoğraf çekip atarsanız mutlu olurum. Burası shopping, satış yeri. Yine yer altında. Mahzen. Harika ya. Duvarlara bakar mısınız? Zamanında burada Türkler adam kaçırıyorlarmış abi Avrupa'ya, Romanya'ya. Çünkü buranın uzunluğu 200 kilometre. Satış yeri. Burada şaraplar var işte. Fiyatları 4,5 euro. Şu mesela 4,5 euro, 4,5 euro. Burada da gariban eşi şaraplar var. 2,80 euro. 4,5 euro. Yine burada kırmızı falan var. Ross 2,80 euro, 2,80. Burada mesela biraz daha kaliteli ürünler var. 26,5 euro şaraplar. Bunlar biraz daha eski, yıllanmış ürünler. 250 Moldovalı. Ortalama ne yapıyor? 13 euro. 12,5 euro. Bu 2019'da mesela ödüllü şaraplarıymış şu arkadaşlarım. Mileştimichi. Köyün ismi de aynı zamanda Mileştimichi. Thank you so much. Thank you for everything. No problem. Selçuk Bey'e teşekkür ederiz. Bize böyle bir deneyimi yaşattığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de bir yeni bir bilgi oldu. Sağ olasın. Çok sağ ol. Bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izleyip vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür borç bilirim. Yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayalım. Ve hala kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.